Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösteriyor. Ethem Sancak çıktı dedi ki AK Parti iktidara Amerika Birleşik Devletleri getirdi dedi. Ondan sonra soruşturmalar başladı. Halbuki kurucusu biliyor herhalde ne olduğunu, ne bittiğini. Bütün Türkiye de görüyordu zaten ne olup ne bittiğini. Hatırlarsanız Tayyip Erdoğan daha hiçbir şey değilken, parti genel başkanı iken Beyaz Saray'da kabul edildi. Sonra arkasından çıktı dedi ki ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım. Yani her şey aslında milletin gözü önünde meydana geldi. Şimdi tutmuşlar herkesi böyle başkalarıyla, başka ülkelerle işbirliği yapmakla, başka elçiliklerden icazet almakla suçlayan AK Parti'nin ne olduğu ortaya çıkınca da kurucularını disiplin kuruluna verdiler. Yani o da istifa etti ama bugün artık her şey Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşiyor. Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık, net ortada. Zamlar artık giderek bir zulüm, bir soygun halini aldı. Yani dün sabah uyanıyoruz, doğalgaza zam geliyor. Bir gün önce şekere zam geliyor. Daha önce bakıyorsunuz akaryakıda zam geliyor. Sonra indirim geliyor. Sonra tekrar zam geliyor. Bütün dünya akaryakıt üzerinde almış olduğu vergileri düşürürken biz akaryakıt üzerindeki vergileri arttırmaya çalışıyoruz. Çok açık söyleyeyim. Bu ülke yönetilmiyor, savruluyor ve maalesef milletimiz çok büyük bir zulümle karşı karşıya. Ardı ardına zamlar geliyor. Milletimiz perişan oluyor. Ondan sonra da çıkıyorlar millete şifa niyetine manda yoğurdunu, Medine hurmasını, kestane balını karıştırın, bir de yulaf koyun içine, yiyin diyorlar. Millette bunları yiyecek hal bırakmadınız, farkında değilsiniz.